Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve hlul ugdeten min lisani yefkahu kavli. Amin. Bi hürmeti seyyidil murselin. قال الله تعالى في كتابه الكريم استعيذ بالله تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا إلى آخر الآية صدق الله العظيم فبلغنا رسوله النبي الكريم أما بعد فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين محترم مؤمنات قيمتي المسلمانات Yine günlerimiz, gecelerimiz dopdolu hadiselerle akıp gitmektedir, geçip gitmektedir. Yine hadiselere, akıp giden olaylara dikkatle, hikmetle, ibretle baktığımız zaman herkesten çok yine Müslümanları, müminleri alakadar ettiğini göreceğiz. Nereden bakarsak bakalım, olup bitenler, cereyan eden hadiseler mutlaka Müslümanları uzaktan veya yakından ilgilendiriyor. Alakadar ediyor. Üzerinde durulması icap ediyor. Üzerinde düşünülmesi icap ediyor. Alacağımız dersler var, ibretler var, hükümler var, hikmetler var. Elde edeceğimiz ciddi tecrübeler var, birikimler var. Bütün bunları Müslümanlar olarak çok iyi takip etmemiz, hocalar olarak da bunları mutlaka lisan-ı münasip ile kürsülere getirmemiz icap ediyor. Bugün şu konuyu kürsüye getirmeyi düşündüm. Cemaat-i Müslümin'in huzuruna arz etmeyi tasavvur ettim ama arzu ettiğimiz hedefe, vaaz-ı nasihatte hedeflediğimiz hususlara hakkıyla ulaşamıyoruz. Bunun da sebebi zaman ve zemin ayrılığıdır. Zaman şu anda istediğimiz gibi elimizde değil, istediğimiz gibi camideki cemaatimizi, vaaz-ı nasihat dinleyecek cemaat-i müslimini istediğimiz zaman, istediğimiz saatte camiye getiremiyoruz. Camiye gelen kardeşlerimizin başında bir sürü sıkıntı var. Bir sürü maddi ve manevi sıkıntıları var. Çeşitli işlerden dolayı takıntıları var, sıkıntıları var, sarsıntıları var. Birçok yerlerde iş bağlantıları var. Onları görmeye gidiyor, gelemiyor. Toplamaya gidiyor, dönemiyor. Zaman ayarlayamıyor, vakit ayarlayamıyor. Sık sık söylediğimiz gibi Müslümanların en yoğun ve en yorgun olduğu gün Cuma günü. Haftanın sonu. Hesaplar Cuma günü görülüyor. Tebiyeler, ödemeler hep Cuma gününe bırakılıyor. Bankalar Cuma günü son gün kapanmadan önce herkes bankaya koşuyor. Para alacak, para verecek. Cuma günü bir Müslüman daha fazla ibadete, daha fazla camiye, daha fazla cemaate gelmesi gerekirken daha fazla bankaya, daha fazla faize, daha fazla dünyaya dalmak zorunda bırakılmış. Ama inşallah hükümetten daha doğrusu yeni kabineden, hükümet kabinesinden çok acele bir karar çıkartılarak Cuma günü milyonlarca Müslümanın Cuma namazına gitmesini temin edecek bir karar veya kararname çıkartmalarını sabırsızlıkla bekliyoruz. Gayet basit. Bir kararname çıkaracak. Diyecek ki Cuma günü valiler vilayetlerde, kaymakamlar kazalarda mutlaka o günkü mesai saatini Cuma namazlarına göre 2 saat namazı 2 saat düşünerek 1 saati vaaz,
bir saati de camiye giriş, çıkış ve iş yerine ulaşma. 2 saatlik bir zaman için her vali kendi vilayetinde, her kaymakam kendi ilçesinde o günkü çalışma düzenini mesai saatlerin cumaya göre ayarlayacaklardır. Bakanlar Kurulu'nun kararıdır. Bu kadar basit. Bana öyle geliyor ki buna kimse karşı çıkmaz. Yahudilerin cumartesi günü, Hristiyanların da pazar günü çok rahat bir surette kiliseye veya havraya gidip gelmeleri ne kadar müsait bir zemine oturtulmuşsa ne olur şu Müslümanları da cuma günü cuma namazına rahat gidip rahat gelmek gibi zemine oturtun ne olur ne olur. İnşallah umudumuz var. Böyle bir kararname çıkarsa bu işte biraz daha milyonlarca insan çok rahat camilere, vaazlara, sohbetlere, cuma namazına gelip gidebilir. Allah en kısa zamanda bunu temine bizi muvaffak eylesin. Evet müminler, kardeşler. Şu anda dünya üzerinde tabii afetler hariç. Tabii afetler demek Allah vermesin. İşte sel felaketleri, deprem, zelzele dediğimiz afetler, felaketler veyahut rüzgardan kaynaklanan felaketler, yanar dağlardan fışkıran lavlarla meydana gelen felaketler saymaya gerek yok. Hepsine ne deniyor? Tabii afetler. Hariç bunları saymayalım. Bunlar insanın elinde olan şeyler değil. İnsanın emrinde olan şeyler değil. İnsanın tedbiriyle alakalı meseleler değil. İnsanın aklıyla, ilmiyle önüne geçebileceği meseleler değil. Ne zaman olur, ne zaman olmaz henüz insanın ilmi bunu tespite müsait değil. Tabii afetler. İnsanın eliyle değil, insanın gönlüyle değil, insanın emriyle değil, ilahi kaderin sevkiyle tabii afetler oluyor. Henüz Amerika gibi görüyorsunuz, yeryüzünün sahibi benim diyor, mel'un Amerika. Yeryüzünün hakimi benim, sahibi benim diyor. Kendisinden başka olan devletlere emrediyor, hükmediyor, karar veriyor, kanun koyuyor, cebrediyor, zorluyor, önünü kesiyor, ambargo koyuyor, rızkınızı keserim ulan diyor, ticaretinizi keserim diyor, ekonominizi batırırım diyor. Ve dolayısıyla bir zorlamayla yeryüzüne hükmetmek istiyor Amerika, görüyorsunuz. Böyleyken bir rüzgar esiyor, Amerika'nın iflahını kesiyor. Rüzgarın önünü alamıyor, şiddetini durduramıyor, sel felaketi oluyor, Amerikan insanı aciz kalıyor. Öyledir, ne yapabilir? Tabii afetleri hariç bırakıyoruz. Onun dışında insanın eliyle, emriyle, haliyle, yoluyla, tedbirsizliğiyle, ihmaliyle, cahilliğiyle, rezilliğiyle işlenen cinayetler, ölümler, zulümler bakımından insan kanının oluk oluk aktığı, halbuki akmayabilir, insanın emriyle, tedbiriyle, teklifiyle, tertibiyle, düzeniyle bu kanlar akmayabilir. Tedbir almak imkanları olabilir, olur, olması lazım. Böyle yeryüzünde ihmal yüzünden, tedbirsizlik yüzünden, akılsızlık yüzünden, zalimlik yüzünden, katillik yüzünden yeryüzünde en çok akıtılan kan Türkiye'dedir. Şu anda Türkiye'miz kadar üzerinde yaşadığımız vatanımızda, ülkemizde, bölgemizde, beldemizde, Türkiye coğrafyasında akıtılan kanlar zulmün eseridir, zalimliğin eseridir, cahilliğin eseridir, katilliğin eseridir. Tabii afetlerle hiçbir alakası yoktur. İnsan kanının, insan canının en ucuz olduğu memleket vallahi Türkiye'dir. Dünyanın en ucuz insan kanı burada. Bir tavuk, tavuğun kanından daha ucuz, daha acımasız, daha merhametsiz, daha zalim. Dünyada bu kadar devletten dolayı, hükümetten dolayı, insanlardan dolayı, ihmalden dolayı, ihanetten dolayı, tedbirsizlikten dolayı bu kadar kan akan insanın hayatı kaldırımlara dökülen başka bir memleket var mı yok mu? Yoktur.
dünyada en ucuz insan Türkiye'de. Dünyada insan kanının bu kadar heder edildiği, insan kanının bu kadar kaldırımlara, asfaltlara döküldüğü, insan hayatının bu kadar ucuz olduğu ülke dünyada bulamazsınız. Bulurum diyene alnını karışlarım. Hani şu trafiğe bakın Allah aşkına. İnsan kanını içiyor resmen ya. Her gün 30 ölü, 40 ölü, şu kadar yaralı. Dünyanın neresinde bu kadar sefillik var? Ve siz seyrediyorsunuz. Ve Müslümanım diyen insanlar, o parçalanan insanları, o yoldaki tedbirsizliği, karayolları, devlet, hükümet, belediye, idare, sistem, yol, bin bunca cahilliğin karşısında, bunca tembelliğin karşısında, bunca zalimliğin karşısında hepiniz susuyorsunuz. Hepiniz cehennemliksiniz. Hepimiz cehennemlikiz. Kimse ayaklanmıyor. Kimse karşı koymuyor. Kimse tedbir almıyor. Kimse yürüyüş yapmıyor. Kimse çare aramıyor. İnsan kanının bu kadar ucuz olduğu memleket var mı? İnsan kanının bu kadar bedava olduğu memleket var mı? Gösterin bir tane dünyada. Halbuki öyle değil. Allah katında insan kanından daha önemli bir şey yoktur. İslam'ın insan hayatına bakışını bilseydik, İslam'ın insanı nasıl anladığını bilseydik, ilkokullarda çocuklara okutabilseydik, üniversitenin son sınıfına kadar bu İslam'ın insan ile alakalı değerlendirmesini öğretebilseydik, acaba insanın kanı bu kadar Türkiye'de ucuz, bu kadar hafife alınır mıydı, bu kadar basite alınır mıydı, bu kadar vurdum duymazlık içine girilir miydi? Eskiden 3 kişi, 5 kişi bir arada öldüğü veya öldürüldüğü zaman bütün Türkiye'de yas ilan edilirdi. 2 tane asker öldürüldüğü zaman bütün bir memleket mateme boğulurdu. Şimdi günde 16 asker öldürülüyor, kimsenin kılı kıpırdamıyor, hiçbir gazete yazmıyor, hiçbir tedbir alınmıyor. Öyle memleket olur mu ya? İnsan kanının Coca-Cola'dan daha ucuz olduğu bir memleket Allah'ın laneti altındadır. Efendiler böyle gitmez. Vallahi başımıza daha büyük belalar gelir. Bu ihmal, bu ihanet hiçbir toprakta yoktur. Bakın basit insanların eliyle, elleriyle bir anda 150 milyon metrekare orman yakılıyor. Niye tedbir almadınız? Bakanlığınız var, başkanlığınız var, müsteşarlığınız var, umum müdürlüğünüz var. Nedir bu? Orman Bakanlığı ne halt eder, ne iş yapar? Bu genel müdürlükler ne halt eder, ne iş yapar? Niçin tedbir almaz, niçin uçağını, suyunu, deposunu, pompasını niçin hazırlamaz? Bu trilyonlar nereye gider? Bu fukara milletin hazinesi nereye harcanır? Kimse bilmiyor. Ama hepsinden daha önemlisi eğitim meselesi. Ağacı sevdireceksiniz diyor. Ormanı sevdireceksiniz. Yeşili sevdireceksiniz. Hayatı sevdireceksiniz. Ama bütün bunlar nereden geçer? Söyleyin Allah aşkına Müslümanlar. Allah'ı sevmeden ağacı, ormanı, yeşili sevemezsiniz. Çünkü hayatın sahibi Allah'tır. Allah'ı tanımadan tabiatı tanıyamazsınız. Allah'ı anlamadan, Allah'ı tanımadan, Allah'ı sevmeden, Allah'tan korkmadan orman yangınlarını önleyemezsiniz. Zaman zaman derslerimizde, sohbetlerimizde söylüyoruz. Geçen gün de orman yangınlarıyla alakalı çok ciddi bir toplantıya çağırmışlardı. Ne düşünüyorsunuz, ne yapalım hesabıyla? Sıra bana geldi, ben dedim ki arkadaşlar, kardeşler, vazifeliler, görevliler, efendiler, beyler, ağalar, bakanlığın adamları, başkanlığın adamları, lütfen dedim Allah aşkına orman yangınlarını ormanda aramayın. Yangın ormanda değil, yangın vicdanlarda, yangın gönüllerde. Siz eğitim sistemiyle insanların kalbindeki imanı yaktınız, Allah korkusunu yaktınız, çıra gibi yaktınız. İmanı olmayan, Allah korkusu bulunmayan, yüreğinde, gönlünde Allah korkusu olmayan adam ormanı değil kainatı yakar. Yangını ormanda aramayın, gönüllerde arayın, vicdanlarda arayın. İmanı yakılmış, ahlakı sökülmüş, itikadı bozulmuş nesiller ormanı da yakar, sizi de yakar, anasını da yakar, babasını da yakar. Gelin böyle anlayalım bu konuyu dedim. Haklısın dediler. Orman yangınlarını ormanda aramayın.
Yangını Orman Bakanlığında aramayın. Milli Eğitim Bakanlığında arayın. Allah'ı sevdirmeyen bakanlık, Allah'ı okutmayan, Allah'ı öğretmeyen, Hazreti Muhammed'i tanıtmayan Milli Eğitim'de arayın. Yangın Milli Eğitim'dedir. Vicdanlar yanıyor, gönüller yanıyor, ahlakımız yanıyor, imanımız yanıyor. Orman yanmış kaç parayla? Daha geçen hafta görüyorsunuz namussuz bir gazeteci, şerefsiz bir gazeteci, Tempo dergisinin sahibi Hazreti Muhammed'i dünyanın en kötü insanı diye yazıyor. Tempo dergisi. Namussuz adam, şerefsiz adam, rahmeten lil alemin olan Muhammed'i dünyanın en kötü insanı diyor. Açın okuyun. Böyle bir memlekette yangın olmuş, orman yanmış ne ifade eder? Vicdanlar yanıyor, namus duygusu yanıyor, edep duygusu yanıyor, haya duygusu yanıyor ve bizi insan eden değerlerimiz yanıyor. Milli ve manevi değerlerimiz yangın altında 70 senedir yanıyor. 150 milyon metrekare orman yandı. Marmaris'te, Ege'de, Marmara'da. Nedir bu felaket? Dünyanın neresinde bu kadar ihmal var? Neresinde bu kadar acımasızlık var? Dünyanın neresinde bu kadar insan hayatı, tabiat böyle boş, değersiz, manasız, anlamsız, bu kadar kıymetsiz? Nerede bir memleket var? Üstelik üzerinde yaşadığımız memleket, dört mevsimin nimetlerini taşıyan dünyanın cennetlerinden birisi. Dünya üzerinde dört mevsimin nimetlerini bir arada bulunduran ikinci bir memleket gösteremezsiniz. Kış meyveleri, yaz meyveleri, sonbahar meyveleri, ilkbahar meyveleri hepsi bir arada. Tarımıyla, toprağıyla, ormanıyla, suyuyla, dağıyla, deresiyle kendi kendisine yeterli dünyanın bir numara ülkesindeyiz. Ama har vurup harman savuruyoruz. Anlayan yok, dinleyen yok, eğitim yok. Yetişen nesil zalim, yetişen nesil katil, yetişen nesil belalı, yetişen nesil imandan, İslam'dan, Kur'an'dan mahrum yetişiyor. Gerek asker, gerek sivil. Görüyorsunuz geçen hafta ülke meselelerinin, en ciddi meselelerin masaya yatırıldığı bir toplantıda, başbakanın bulunduğu bir toplantıda Deniz Kuvvetleri Komutanı'nın 60 milyon insanın gözüne baka baka rakısını ve şarabını nasıl içtiğini hayasızca gördünüz mü, görmediniz mi? İçki servisi bulunmayan bir toplantı. Oranın vazifelileri, servis elemanları, efendim burada içki servisi yok dediği zaman paşa emrediyor buran diyor. Nereden bulursanız benim rakımı getirin. Ben rakısız düşünemem, ben rakısız oturamam, ben içkisiz bir iş yapamam diyor Deniz Kuvvetleri Komutanı. Hepiniz gördünüz. Böyle yetişen nesil nasıl savaş yapacak, nasıl barış yapacak, nasıl ülke meselelerini çözecek? Ben diyor alkol olmadan diyor Deniz Kuvvetleri Komutanı, ben diyor rakı olmadan, şarap olmadan düşünemem diyor. Masaya oturamam diyor. İçki olmadan, alkol olmadan ben ülkeye hizmet edemem diyor. Halbuki Cenab-ı Hak ne diyor? İçki bulunan yerden ben rahmetimi çeker alırım diyor. Nasıl olacak şimdi? Vay Müslümanlar vay! Dünyanın en sahipsiz insanları Müslümanlar. Dünyanın en perişan insanları vallahi Müslümanlar. Ne komutanları kendisine benziyor, ne devlet başkanları kendisine benziyor. Devlet ayrı alem, Müslüman ayrı alem, asker ayrı alem, komutan ayrı alem. Biri şarap içiyor, biri şurup içiyor. Peki ne olacak? İnsan hayatı bu kadar basit mi, ucuz mu, bu kadar hafif mi, bu kadar beleş mi? Ne olacak Müslümanlar? Şu anda yeryüzündeki ülkeler içerisinde 200'e yakın ülke var dünyada. Doğuda, batıda, güneyde, kuzeyde. Yeryüzünün bütün ülkeleri içerisinde en çok haksızlık yapılan, en çok insan kanı akıtılan tek memleket Türkiye. Niye bu hale geldik? İnsan kanına bir damla açıyoruz, şu Kur'an-ı Kerim'i açıp okuyorum, diyor ki haksız yere bir insanın burnundan bir damla kan aksa bırakın yeryüzünü arş-ı âlâ titrer diyor. Haksız yere. Ve Kur'an açıkça ferman ediyor. Men katele nefsen bi gayri nefsin el fesadin fil ard feke ennemâ katelen nâse cemiyâ. İslam'a göre, Kur'an'a göre, Allah'a göre men katele nefsen bi gayri nefsin haksız yere bir kimse bir kimseyi öldürürse haksız.
öldürmeyi gerektirmiyor. Ceviz kabuğunu doldurmaz bir mesele, maddi bir mesele, basit bir mesele. Hafif bir hırıltı gürültü, hafif bir tartışma, fit kurşunu sıkıyor. İşte görüyoruz bir rezil türkücü Urfa'ya gidiyor, hafif bir böyle havasını bozacak bir hareket oluyor, derhal vururla bu adamı diyor. Şarkıcı, şerefsiz adam, vurun diyor, kötü vuruyorlar. İnsan kanı bu kadar ucuz olmamalı, insan hayatı bu kadar ucuz olmamalı. Ve 365 milyon mu milyar mı vererek serbest oluyor, tutuklanmıyor. Derin dibine batsın bu kanunlar. İnsan hayatını koruyamayan, insanın kanını canını koruyamayan kanunlar derin dibine batsın. Şarkıcı olmak çok mu mühim bir hadisedir? İnsan kanından önemli midir? İnsan canından önemli midir? Vurun diyor, beğenir. Hemen vuruyorlar. Böyle şey olmaz. Men katele nefsen gibeyle nefsine fesadın fil ard. Yeryüzünde haksız yere bir kimse bir kimseyi öldürse nedir bunun değerlendirmesi? Bakın Cenab-ı Hakk'ın hükmünü söylüyorum. Kendimden bir kelime katıp söyleyemem. Haksız yere zulmen, katlen, kahren, işte zalimlik sebebiyle efendim kendisinde ayrı bir hava, ayrı bir heyecan hisseden bir takım manyak, sapık insanlar var. Şarkıcı, çalgıcı, dalgacı, tiyatrocu, yazar, kendini memleketin sahibi zannediyor. Bakın şu Türkiye'deki basın mensuplarına bakın, Türkiye'deki gazetecilere bakın. Her birisi memleketin sahibi benim diyor. Sen gazetecisin, kaç paralık adamsın lan sen? Memleketin sahibiyim diyor falan gazeteci. Niçin? Yani gazetecinin üstünlüğüyle bir gazeteci öldürülüyor, bütün memleket ayağa kalkıyor. 16 tane asker öldürülüyor, Hakkari'de kimsenin kılı kıpırdamıyor. Nedir lan bu gazeteciler? Bir Abdi İpekçi, kaç senedir her gün yazarlar, ya bu da insan, o da insan, Mehmetçik de insan. Ölen askerlere bir tek satır yazı yazmıyorsun da, bu Abdi İpekçi kim ki? Bütün senedir alıp yazıyorsun. O da insan, o da insan. Niye ikinci sınıf insan var? Niye insanları sınıflara bölüyorsunuz? Niye ayrım yapıyorsunuz? Hani eşitlikçiydiniz? Hani adaletliydiniz? Yalan söylüyorlar. Dünyanın en zalim basın mensupları Türkiye'de. Dünyanın en kiralık gazetecileri Türkiye'de. Dünyanın en satılık gazetecileri Türkiye'de. Niye insan hayatı bu kadar ucuz? Men katele nefsen bi gayri nefsine fesadin fil ard. Bir insan bir insanı zulmen haksız yere hiç gerektirmediği halde, hiç hak etmediği halde kanunsuz, yargısız, sorgusuz öldürürse nedir bunun değeri? Şimdi Kur'an'ı dinleyelim. Feke ennemâ katelen nâse cemî'â. Yeryüzündeki bütün insanları öldürmüş olmanın vebalini sırtına yüklenmiş olur. Yeryüzünde bugün tahminen ne kadar insan var? 6,5 milyar insan var diyorlar. İşte ayet-i kerime bunu hedef alıyor. Feke ennemâ katelen nâse cemî'â. Yeryüzündeki 6,5 milyar insanı öldürmüş gibidir. Peki ennema ayet bu. Niye okullarda çocuklara bunu öğretmediniz? Neden televizyonlarda günde 4 tane sinema, 10 tane sinema, film oynatılıyor, hepsinde insanlar, çekirge gibi insanlar öldürülüyor. Haşerat gibi Amerikan filmleri bakın, şerefsiz Amerika, katil Amerika, Amerikan filmlerine bakın, Amerikan silahlarının öldürdüğü insanların sayısını saymanız mümkün değil. Devamlı öldürmeyi gösteriyor. Amerikan silahları. Bütün filmlerinde silahların reklamını yapıyor. Vay be amma tabanca, amma tüfek, amma efendim uzaktan kumandalı şu. Devamlı insan öldürmeyi, insanları öldürmeyi çocuklarımıza resmen gösteriyor. Amerikan filmleri. İnsan öldürmeyi anlatıyor. İnsan öldürmenin yollarını öğretiyor. İnsan öldüren silahların reklamını yapıyor. Atomun reklamını, nükleer silahlar, kimyasal silahlar, bütün dünya insanı öldürmek için çalışıyor. İşte zalim Rusya, şerefsiz Rusya, katil Rusya, Çeçenistan'da Çeçen askerleriyle savaşamıyor. Gidip masum köyleri, masum insanları kimyasal silahlarla, zehirlerle, fare öldürür gibi insanlar öldürüyor. Ve bütün dünya susuyor. Müslümanlar susuyor. Müminler susuyor. İnsanlar susuyor. İnsanlar seyrediyor. Nasıl insansa, ya gerçek manada insan mıyız? Kanayan bir yara karşısında sızlamayan bir yürek, insan yüreği midir, öküz yüreği midir? Açın Mehmet Akif merhumu okuyun.
İstiklal şairimiz, İslam şairimiz, korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak, sancak diyor. Biliyorsunuz sancağın üzerinde ne yazar bir kardeşimiz söylesin. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah yazar sancağın üzerinde. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en solacak diyen bir insanımızın, diyen bir şairimizin kanayan yara karşısındaki ızdırabını duyun, çektiği acıyı duyun, hissettiği sancıyı duyun. Ne diyor? Kanayan bir yara gördün mü yanar ta ciğerim, onu dindirmek için kamçı yerim, çifte yerim. Adam aldırmada geç git diyemem, aldırırım. Çiğnerim, çiğnenirim, hakkı tutar kaldırırım. Zalimin hasmıyım ama severim mazlumu. İrticağın şu sizin lehçede manası bu mu? Yıkmak, insanlara yapmak gibi kıymet mi verir? Bunu en çulfa herifler de emin ol becerir. Sade sen gösteriver işte budur kubbe diye, iki ırgat da iner koca Süleymaniye. Ama gel bir de kaldıralım dendi mi heyhat, o zaman bir Süleyman lazım yeniden, bir de Mimar Sinan. Kanayan yaraların, ağlayan anaların, yetim kalan bebelerin azabına ortak değilseniz, vallahi insan değilsiniz. Ağlayan anaların karşısında, ağlayan anaların, yetim kalan bebelerin azabına ortak değilseniz, vallahi insan değilsiniz. Ağlayan anaların karşısında, yüreği sızlamayan devlet bakanları, dul ve yetim kalan insanların karşısında, rakısını yudumlayan or generaller, or amiraller, Allah'ın belaları. Ağlayan anaların, mezar başlarında fidan eden kadınların karşısında şarap içen komutanlar. Bu milletin nasıl hakkını ödeyeceksiniz? Bu milletin hazinesinden aldığınız milyonlarca maaşın hakkını nasıl vereceksiniz? Ağlayan anaların, sürünen işçilerin, zorlanan memurların, kuyrukta beklerken ölen emekli insanların azabını duymayanlar, vallahi insan olamaz, billahi insan olamaz. Nerede sosyal devlet, nerede adaletli devlet, nerede merhametli devlet? Mehmet Akif anlatıyor, Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz'e anlatırken, onun duygularını, inancını şöyle dile getiriyor. Kenarı Dicle'de bir kurt aşırsa bir koyunu, gelir de adli ilahi sorar Ömer'den onu. Ne güzel şiir olarak söylemiş. Kenarı Dicle, Bağdat'ta biliyorsunuz akan en büyük nehirlerden birisi Dicle. Kenarı Dicle, Dicle nehrinin kıyısı demek. Dicle nehrinin kıyısında bir kurt aşırsa bir koyunu, geldi bir kurt bir koyunu kaptı. Hazreti Ömer diyor ki, gelir de adli ilahi sorar Ömer'den onu. Bir kurt gelip de masum bir kuzuyu, koyunu kaparken, ey Halife Ömer sen neredeydin diye o koyunun hesabını Allah Ömer'den sorar. Nerede böyle bir vicdan şimdi? Nerede böyle bir insan şimdi? Ama insan insan olacak. Allah'ın anlattığı insan, Allah'ın yarattığı insan, Kur'an'ın tanımladığı insan, nerede o insan şimdi? Dünyanın hiçbir yerinde insan kanı bu kadar ucuz değil. Allah insanın kanına, insanın canına, insanın hayatına o kadar kıymet veriyor ki kendi huzurundan üstün tutuyor. Bakın yani Allah'ın huzurundan daha büyük huzur var mı? Yok. Açın bütün fıkıh kitaplarında şu hükmü göreceksiniz. Diyelim ki Allah nasip ederse biraz sonra cuma namazını kılmak için uydum imama diyeceğiz. Cemaatle kılıyoruz, cuma kılıyoruz. Farz olan bir namaz. Allah'ın huzurundan daha bir huzur yok. Onun makamından büyük bir makam yok. Allahu Ekber diyoruz. Allah'tan daha büyük bir şey yok. İmama uyup cemaatle cuma namazı kılınırken dışarıdan bir feryat sesi gelse, bütün kitaplarda var bu, fıkıh kaynaklarında. Dışarıdan bir ses gelse, imdat, imdat diye bir ses gelse, yetişin, Müslüman yok mu? Adam öldürüyorlar, yangın var, cinayet var, soygun var, yetişin, can kurtaran Müslüman yok mu diye bir ses işitilse, hepimiz namazdayız.
imama uymuşuz. Zamm-ı sure okunuyor, huzur ilahideyiz. Vallahi Rabbimiz diyor ki, insan hayatı benim huzurumdan önemlidir. Derhal namazınızı bozun, o imdad isteyen, hayatı tehlikede olan insanın hayatını kurtarmaya koşun diyor. O sesi duyan Müslümanlar, namazı bozup da imdad isteyen insanın yardımına koşmazlar da namaz kılmaya devam ederlerse, dört mezhebe göre o Müslümanlar hepsi cehennemlik olur. Dinimizin hükmü budur. İnsan isterse dışarıda imdad diye bağıran bir gayrimüslim olsun, vallahi değişmez. Canım bırak gavur adam ölsün, hayır! İnsan hayatından daha mühim hayat yok. Müslim gayrimüslim fark etmez. Bir kimseyi haksız yere zulmen, kahren, kızarak, gadaplanarak bir insanı öldüren adamın Allah katındaki dehşeti, Allah katındaki vahşeti, فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا sanki 6,5 milyar insanı kurşuna dizmiş gibidir. Şu imana, şu manaya, şu hakikate, şu insan hayatına verilen ehemmiyete Allah aşkına bakınız. Onun için Müslümanlar, bir an evvel şu ülkenin akan kanını durdurmanız lazım. Tıpta da öyledir. Kanamalı bir hastayı dünyanın en mütehassıs doktoruna götürseniz dahi, kanamalı bir hasta, mide kanaması, burnundan kanama var, mideden kanama var, şuradan buradan kanama var. Kanamalı bir hastayı dünyanın en mütehassıs doktoruna dahi götürseniz, ilk yapacağı şey nedir? Bir kardeşimi söylesin. Evvela kanamayı durdurmaktır. Kanamayı durdurmadan hiçbir şey yapamazsınız. Bugün Türkiye bu haldedir. Bu trafiğin aldığı can, adını da trafik canavarı koymuşlar. Çok kötü bir kelime, şerefsiz bir kelime. Trafik canavar olmaz, canavar insanın ta kendisidir. Her imansız adam bir canavardır. Trafik canavar olur mu ya? Trafik şuursuz, motor, makina, seyri seferdir. Yani trafik canavar olur mu? Trafik olsa olsa, canavar olsa olsa insandır. Çünkü makineyi kullanan insandır. Makine canavar olmaz. Makineyi kullanan insan canavar olur. Niye yanlış konuşuyorlar? Kelimeleri saptırıyorlar. Kelimeleri kasten yanlış kullanıyorlar. Bakınız mütemadiyen Allah'ın lanet ettiği haramlardan birisi olan kumarı anlatırken televizyonlarda, kanallarda Türkiye'yi, Atlanta'yı, Las Vegas'ı anlatırken ne diyorlar? Kumar cenneti. Hiç kumar kelimesiyle cennet bir araya gelir mi gelmez mi soruyorum. Kumar Allah'ın lanet ettiği oyun, cennet Allah'ın lütfettiği mekan, nasıl ikisini bir araya getiriyorsunuz? Kumar cennet olur mu? Kumar cehennemi olur. Kelimeleri saptırıyorlar. Kasten bozuyorlar, mahsus bozuyorlar. Bütün bunlar inanmış insanların, mümin insanların, muvahhid insanların gönüllerinde yerleşmesi gereken manalar, hakikatler olarak Kur'an'dan insanlara anlatılan hakikatlerdir. Çünkü Allah kendisinden sonra en muazzam, en mükerrem olarak insanları yaratmıştır. Allah Celle Celaluhu insandan daha muazzam varlık yaratmamıştır. İnsanı yaratmasaydı melekleri yaratmayacaktı, eşya yoktu, tabiat yoktu. Cebrail'i yaratmayacaktı. İnsanı yaratmasaydı ayı, güneşi vallahi yaratmayacaktı. İnsan ne kadar büyük. Bakın Kur'an'da Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme arş-ı aladan Allah Resulü'nün kalbine Mekke'de Hira Nur Dağı'nda ilk gelen ayet hepiniz bilirsiniz. İlk gelen ayet İkra bismi rabbikellezi halak. Yaratan, yaratmak şanından olan Allah'ın, Rabbinin ismiyle oku diyor. Yaratmak Allah'ın en muazzam vasfıdır. Halik, yaratıcı. Halaka külle şeyin, her şeyi yaratmak onun eseridir. Onun yaratı, onun vasfıdır. İkra bismi rabbikellezi halak dedikten, kendisini yaratıcı olarak takdim ettikten sonra peşindeki ayete bakın. Halakal insane, halakal insane, halakal insan. O Allah yaratıcı vasfını insanı yaratmakla göstermiştir.
İnsandan daha mukaddem bir şey yoktur. İnsandan daha mükerrem bir şey yoktur. İnsandan daha müşerref bir şey yoktur. İnsandan daha mücehhez bir şey yoktur. İnsandan önemli, insandan kıdemli, insandan değerli, insandan duyarlı hiçbir varlık yaratmamıştır. Ama Türkiye'de insandan daha ucuz varlık yoktur. İnsandan ve insan emeğinden, geçenlerde hangi kanallardan birisiydi? Yarış atı besleyen bir zengini mikrofona çıkarttılar. Yarış atı besliyor. O ata bakım yapan bir bakıcı var, seyis. At bakıcısı, bir de atın kendisi hem atı besliyor hem de ata bakım yapan o görevliye maaş ödeyen bir zengini çıkarttılar. Sordu adam, dedi ki atın dedi masrafı ne kadar? Seyisin masrafı, ata ne kadar veriyorsun, seyise ne kadar? Ata verdiği para, seyise verdiği paradan 10 kat fazla. Hale bakın Allah aşkına. İnsanın bu kadar değersiz olduğu, ikinci Boğaz Köprüsü yapılırken, Fatih Sultan Mehmet Han Köprüsü yapılırken, bir Japon'un biliyorsunuz eli kesildi. Bundan şu kadar sene evvel tazminat olarak 1 milyar para ödendi. Bir Müslüman işçinin de bacağı kesildi, o zaman 1 milyon lira aldı. Şu Türkiye'ye bakın, utanıyorum vallahi ya. İnsan bu kadar ucuz olmamalı. İnsan hayatı bu kadar basit olmamalı. İnsan hayatı bu kadar hafife alınmamalı. İnsanlara bu kadar eziyet edilmemeli. İşçiler süründürülmemeli. Memurlar süründürülmemeli. Emekliler kuyruklarda öldürülmemeli. Generaller resmi toplantılarda memleket meseleleri görüşülürken masa başında rakı içmemeli, utanmalı, haya etmeli. Bir Amerikan generali değilsin sen. Bir Müslüman Türk milletinin paşası vallahi böyle olamaz. Billahi böyle olamaz. Yüreklerimiz sızlıyor. Huzurumuz kaçmıştır. Şuurlarımız bulanık bir hale gelmiştir. Müslümanlar böyle acımasız bir halde bir yere varamayız. İnsanlara acımamız lazım. Çocuklara acımamız lazım. Kadınlara acımamız lazım. Ağaçlara, ormanlara, mahlukata mutlaka acımamız, mutlaka acıma duygusuyla yüreklerimizin dolu olması lazım. Yüreğinde merhamet olmayan Müslüman olamaz. Allah'ın Resulü öyle buyuruyor. İrhamu men fis sema, yerhamkum men fil ard. Siz gökteki mahlukata, varlıklara merhamet ediniz ki size de Cenab-ı Hak yeryüzünde merhamet etsin. Mahlukata merhamet edin ki mahlukatın merhameti sayesinde siz de merhamet bulasınız, rahmet göresiniz. Şimdi tutturmuşlar, gündemi değiştirmek için zalim Amerika dünyanın bütün dikkatlerini dünyanın üzerinden çekip şimdi İran'a saldıracak, Suriye'ye saldıracak, İran'da attığı bombalarla bir anda 100 bin kişiyi öldürecek. Nasıl Japonya'da Hiroşima'da bir saatte 250 bin kişiyi Amerika atomla öldürmedi mi? Aynı şeyi İran'da yapmak istiyor. Zalim Amerika, kafir Amerika, katil Amerika! Ama önce dikkatleri çekmek, dünyanın dikkatlerini başka tarafa çekmek için şimdi Mars gezegeninde hayat varmış diye bir kaya parçasını ortaya koydu. İnsanların dikkatini kayaya, havaya çekiyor, şimdi İran'ı basacak. Ne zalim, ne zalim, ne zalim ya Rabbi. Ah dünya Müslümanları, ah sahipsiz Müslümanlar, ah zavallı Müslümanlar, halifesiz Müslümanlar, sahipsiz Müslümanlar. Yoksa gezegenlerde hayat varmış, yokmuş, bizi ne alakadar eder? Yeryüzünde hayat kalmadı, ormanlarda canlı mahlukat kalmadı, denizleri kirlettiniz, havayı kirlettiniz, yeryüzünü kirlettiniz. Gezegenlerde hayat olsa ne olur, olmasa da dünyayı yaşanır olmaktan çıkarttınız. Zalim Avrupalılar, katil Amerikalılar. Dünyada hayat bırakmadınız. Afrika'yı perişan ettiniz. Asya'yı perişan ettiniz. Dünyayı perişan ettiniz. Havayı kirlettiniz. Atmosferi kirlettiniz. Japonya'da bir saatte 250 bin kişi öldürdünüz.
sabıkalı herifler, katil herifler. Şimdi kalkmışlar, Mars'ta hayat varmış. Ne olacak? Ne olacak yani? Gezegenlerde hayat varsa ne olacak? Yani dünyadaki hayatı çok mu de sömürgeci herifler? Fukara insanları ezdiniz. Zavallı insanları ezdiniz. Dünyayı sömürdünüz. Yeni bir gezegeni daha bozmaya mı gideceksiniz? Ne yapacaksınız? Böylece mümin kardeşlerim, Müslüman kardeşlerim, evet, her şey gönüllerden, yüreklerden başlıyor. Eğer insanın kalbine, insanın gönlüne Allah sevgisini oturtamadıysanız, insan sevgisi oturtamazsınız. Mümkün değil. Allah'ı sevmeyen insanı sevmez. Çünkü insan Allah'ın en büyük yarattığı varlıktır. لَكَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ ف۪ي اَحْزَنِ تَقْو۪يمِ Görüyor musunuz? Rabbimiz ne diyor? Yeryüzünde en güzel yarattığım varlık insandır diyor. Başka bir mana yok. Sen nasıl bu adamı öldürürsün? Sen nasıl bıçaklarsın? Sen nasıl kurşun sıkarsın? Ey katil oğlu katil! Sen nasıl yeryüzünde benim en mükemmel yarattığım varlık insandır dediği bir varlığı nasıl delik deşik edersin? Bütün bunlar bizi derin derin düşünmelidir. İşte Allah-u Teala insanın hayatını huzurundan daha önemli sayıyor. Namaz kılıyorsunuz diyelim, 5 vakit namazlardan bir tanesi, yalnız kılarsanız da olur, cemaatle kılarsanız da olur. Tam namazda Allah'ın huzurundayken imdat, yetişin, adam öldürüyorlar, yangın var, zelzele var, can kurtaran yok mu diye bir ses işittiğiniz zaman 4 mesele göre o namazı anında bozacaksınız. Allah diyor benim huzurumu bırakın, hayat kurtarmaya gidin. Feryat ettikleri halde, imdat sesleri işitildiği halde aldırış etmeyip namaz kılmaya devam eden Müslüman vallahi cehennemlik olur. Allah'ın azabına müstahak olur. Hayat çok mühim. Yine bir hüküm daha arz edeyim. Diyelim ki bir doğum esnasında, doğum, bir kadın doğum yapacak. Başında Müslüman bir ebe, Müslüman bir doğum uzmanı, ebe, hemşire diyelim, beklerken, hani başörtülü, Müslüman, 5 vakit namazlı, tesettürlü Müslüman kadın doktorlar oluyor malum. Böyle bir kadın doktorumuz namazlı, niyazlı, dualı, abdestli doğum esnasında bütün dikkatini o hayata gelecek olan çocuğun üzerine, o çocuğu doğuran annenin üzerine teksif etmesi lazım, bütün dikkatini. O çocuk doğuncaya kadar namazın vakti geçse dahi vallahi namaza duramaz. O namazdayken çocuk doğsa fakat alakasızlıktan dolayı o çocuk ölse o namaz kılan hemşire cehenneme gider. Hükmü görüyor musunuz? Namaz geçecek. O çocuk dünyaya gelinceye kadar doğum doktoru hemşire namaza duramaz. Allah buyuruyor ki benim huzuruma durma, o çocuğun gelişini bekle. İnsan hayatına İslam'dan daha ciddi önem veren başka bir din, başka bir meslek, mezhep var mı? Ama gelin görün ki yeryüzü İslam'dan sapmış, çıkmış, gitmiş. Artık insanın bir önemi, bir kıymeti yok. Bugün Avrupa'ya gidin, insanın yerini, insan yavrusunun yerini, insanın yavrusu olan çocukların yerini dünyanın en pis olan hayvanı köpek almıştır. O çağdaş kadınların, çıplak kadınların kimisinin elinde, kimisinin otomobilinde, kimisinin kucağında, kimisinin yatağında, kimisinin mutfağında birer tane köpek var. İnsanın yerini Avrupa'da köpek almıştır. Masraflar ona, yiyecek ona, imkanlar ona ve bütün hizmetler köpeğe. Halbuki Kur'an-ı Kerim'i açıyoruz, Cenab-ı Hak diyor ki, ben köpekleri insanlara hizmet etsin diye yarattım diyor. Köpekler insanlara hizmet edecek. Avrupalı tam tersini yapıyor, köpeklere hizmet ediyor. Öyle mi değil mi? Ne insanlığı? Hangi insanlıktan bahsediyorsunuz? Eğer şu andaki Almanya, aldığımız bilgilere göre Almanya'da polise kayıtlı 48 milyon köpek var.
Bu 48 milyon köpeğe yapılan masrafı araştırmış arkadaşlarımız diyor ki Almanya'da beslenen köpeklere yapılan masrafla iki tane Afrika kıtasındaki insanları iki sene besleyebilirdik diyor. Köpeklere yediriyorlar. Ne insan sevgisi? Avrupa insanı sever mi? Bütün dünya bataklığın, sapıklığın içerisinde gidiyor. Bir ara gelip konferans veren Roger Garodi bizzat kendi ağzıyla ifade etti. Paris Belediyesi diyor, Paris Belediyesi bir günde 10 ton köpek pisliği temizliyor. Günde 10 ton. Vay şerefsiz dünya, vay rezil Fransa. Hani insani hayat, hani insani tekamül, hani insani hadise. İnsan mı kaldı dünyada, görmüyor musunuz? Çıplak kadınlar üzerinde, makyajlı kadınlar üzerinde, kuaförden çıkmayan kadınlar üzerinde yapılan ilmi bir araştırmadan iki kelime söyleyip toparlayayım. O kadınların kuaför salonlarında harcadığı paralar, bir saç yaptırma, bir bukle, bir o resmi, o teknoloji ürünleriyle, kozmolojik malzemelerle yapılan süslenmelere, boyanan yanaklara, boyanan dudaklara, boyanan tırnaklara, boyanan damaklara, araba kaportası gibi süslenen vücutlara, ciltlere harcanan paralar, saçlara, sakallara, bıyıklara, pudralara, boyalara, rujlara, ojelere harcanan paralar harcanmış, hesaplanmış. Bir kadının yüzüne, gözüne, yanağına, damarına, tırnağına, dudağına, bacağına yaptığı masrafa karşılık harcadığı paraları hesaplamışlar. Bu süslemeye, kuaföre, makyaja verdiği para, yediği yemeklere karşı, midesine gönderdiği gıdalara verdiği paradan 11 kat daha fazla. Vay zavallılar, vay zavallılar. Yanı başında insanlar acından ölüyor. O durmadan dudağını boyuyor, yanağını boyuyor, tırnağını boyuyor. Bir tarafta açlıktan tırnağını kemiren insanlar, öbür taraf tırnağını boyayan kadınlar. Nerede İslam, nerede insan? Bakıyorsunuz rahmeten lil alemin olan Muhammed Mustafa. Rahmeten lil alemin, bakın şu sıfata. Allah bu sıfatı hiçbir peygambere vermemiş. Ne İsa'ya ne Musa'ya. Sadece ve sadece وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَم۪ينَ sıfatını yalnız Muhammed Mustafa'ya vermiş. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala ali seyyidina Muhammed. Buyuruyor ki لَيْسَ الْمُؤْمِنُ اَلَّذ۪ي يَشْبَعْ وَجَارُهُ جَائِعٌ. Kelimeleri az, manası çok olan bir hadis-i şerif. لَيْسَ الْمُؤْمِنُ اَلَّذ۪ي يَشْبَعْ. Kendisi sorumsuzca, etrafını görmeden, çevresini görmeden, yanında açlıktan kıvranan, evine et alamayan, sebze alamayan, Ağustos ayının ortasına geldik, daha doğrudur karpuz yiyemeyen. Ne zalim sistem ya. O gün sordum, İstanbul ana kent dediğimiz Büyükşehir Belediyesi'nin sebze halinden sordum, karpuzun kilosu 4000 lira, şurada 20000 lira. Vallahi sistem zalimdir. Sebze halinde karpuzun kilosu 4000 lira, 5000 lira, Dudullu'da fukara semtte 20000 lira. Kim bunu bu hale getiriyor? Hangi zalim yapıyor? Hangi merhametsiz yapıyor bunu? Böyle sistem olmaz, böyle devlet olmaz, böyle idare olmaz, böyle ticaret olmaz, böyle serbest ekonomi olmaz. Ağustos geçiyor, karpuz yiyen adamlar var, görüyorum ben. لَيْسَ الْمُؤْمِنْ اَلَّذ۪ي يَشْبَعْ وَجَارُهُ جَائِعَ. Sorumsuzca, keyfine göre, zevkine göre mükellef sofralar kuran, çevresini görmeyen, fukarayı görmeyen, yanı başında komşusu aç iken, karnını doyuran insan, ben Müslümanım demesin diyor Peygamber. Mükemmel Müslüman değil, mükemmel Müslüman değildir. Sabahlara kadar tesbih çekse bile, falan efendiye bağlansa bile vallahi mükemmel Müslüman değildir. Hangi tarikata bağlı olursa olsun, eğer yanı başındaki yoksulu, yetimi, öksüzü, dul kadını, sürülen insanları görmüyorsa, istediği kadar tarikat mensubu olsun, vallahi mükemmel Müslüman değildir. Tesbih çekmekle
etrafını görmeden, çevresini görmeden, veren el olmadan, azabı, ızdırabı yüreğinde hissetmeden sabahlara kadar tesbihle çekse, vallahi mükemmel Müslüman değildir. Tesbihle mükemmel Müslüman olunmaz. Bütün bunlar bir şeyi bize ifade ediyor. Biz Müslümansak ki elhamdülillah Müslümanız, bütün bunlara kıymet vereceğiz. İnsan hayatına, insan kanına, insan canına, insanın malına, insanın ırzına, insanın nesline, insanın nefsine saygı duyacağız. Allah bunu emrediyor. Ya eyyühellezine amenu ku enfüseküm ve ehliküm nara. Ey Müslümanlar, hem kendinizi hem nesillerinizi, çoluk çocuğunuzu ateşten, azaptan, cehennemden, musibetten koruyun diyor. Biz koruyacağız. Her Müslüman ailesinin korumasıdır, korumacısıdır. Koruma görevi üzerimizdedir. Kendimizi kolladığımız gibi, kendimizi kolladığımız gibi, koruduğumuz gibi, çevremizi, dünyamızı, etrafımızı, akrabamızı, insanlarımızı, ülkemizi, bölgemizi, dünyamızı, denizimizi, karamızı, havamızı vallahi korumamız lazım. Bir şey söyleyip kesiyorum, ezan okundu. Zaman zaman hatırlatmak için söylüyorum. Ben de bir kitap var sigarayla alakalı. İrşadul İhvan fi mazarratid duhan. İçkinin, sigaranın zararları hakkında Müslüman kardeşleri irşad etmekle bir kitap. Bir Arapça çok muhteşem bir alim yazmış. Orada çok şeyler var da bir tane. Diyor ki sigara içen bir adamın hiçbir günahı, kusuru, zararı, vebali olmasa, hiçbir günahı olmasa bile, cehennemden hiçbir alamet taşımasa bile, kapalı bir alanda, bir salonda, alanda, odada sigara içtiği zaman, o sigara içtiği sigaranın dumanından dolayı rahatsız olan insanlardan teker teker helallik almadan ölürse, bu adam mutlaka cehenneme gider diyor. Helallik alması lazım. Niye? Benim akciğerime çektiğim oksijenimi kirletmek hakkını sana kim verdi lan? Kim verdi bu hakkı sana? Söyle bakayım. Bunu zehirlersen bir mana ifade ediyor da, ekmeğime zehir katarsan bir şey oluyor da, oksijenimi sen sigara dumanı zehirlemenin bir vebali yok mu zannediyorsun? Yok mu zannediyorsun? Çevremizi kirletemeyiz. İnsanları zarara sokamayız. Allah cümlemizi affetsin. Cümlemizi razı olduğu kulların arasına ilhak eylesin. Rabbim çalışanları, gayret edenleri, İslam adına çalışanları dünyada muvaffak eylesin, cennette de mükerrem eylesin. Hak Teala cümlemizi rıza ve rahmetinden ayırmasın. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.